Şimdi de deniliyor ki bunlara her yol kapalı. Biz de madem ki yollar kapalıdır, yani mecralar kapalıdır, iletişim mecraları kapalıdır, o zaman biz de seçmenimizin, milletimizin ayağına gideriz dedik. Ve bir proje ortaya koydu arkadaşlarımız Sayın Musaat Dervişoğlu'nun başkanlığında. Anlat hemşerim, dinliyoruz. Doğru söyledim değil mi? Anlat hemşerim, dertleşelim. Dertleşelim diye bir otobüs yaptırdık. Şimdi Fethiye'ye gidecekler arkadaşlar. Ben de onları uğurlamaya geldim. Dinleyecekler, öğrenecekler ve ona yönelik biz de vatandaşın dertlerine çare olacak projeleri ortaya koyacağız. Evet, teşekkür neden ederim. Fethiye'den? Ha? Neden Fethiye? Özel bir anlamı var mı? Arkadaşlar öyle istedi. Ben bilmiyorum sebebini niye. Gençlik Kolları ve Sayın Musaat Dervişoğlu başkanlığında Gençlik Kolları Genel Başkanımız Osman Özel kardeşimiz başkanlığında ikili bir sistem. Banu Aydın var, Sinem Hanım var ve Neslihan Seven Hanım var ayrıca. 3 etap 29 ili kapsıyor. 3 etap 29. Evet. Evet. Bir sorumuz olabilir mi? Tabii, buyurun. Dün mecliste gruplar vardı, takip evet. edebildiniz mi bilmiyorum. Evet. Sayın Devlet Bahçeli'nin çok sert ifadeleri var yine. Sizleri, yani İYİ Parti değil de genel olarak diğer muhalefeti ittifak ve koalisyon arasındaki farkı bilmemekle suçluyor. Cümbüş ittifakı diye bir isim önerdi. Neler söyleyeceksiniz? Sayın Bahçeli habire insanlara neler yapmaları gerektiğini söyler de kendisi de eylemsiz doçent olarak hayata devam eder. Dolayısıyla şimdi siyasi partiler elbette kendi aralarında bir ittifak yapabilirler. Ve bu ittifak konusunda asla biz bugüne kadar saygısız bir söz etmedik. Dolayısıyla bu bir onların iradesidir. Saygı duymak gerekir. Arkasından kendilerini milli ve yerli ilan ettiler. Bizleri gayrimilli, küreselci, yavaş yavaş hainliğe giden bir tanımlama yapıldı. Onun arkasından kendileri bir uyum yasası getirdiler ki evlere şenlik. Biz 1946 seçimlerinden daha zor şartlarda bir seçime gideceğiz. Bu arada Sayın Erdoğan'ı ben Sayın Rahmetli İnönü'den gerçekten yani yaptıklarına karşı derin bir kızgınlık içinde olduğunu düşünüyordum ama çok imreniyormuş. Hafif bir kıskançlığı varmış ve rol modeliymiş. 46'nın gerisine gittik biz şu an itibariyle o uyum yasalarında görürseniz. Tabii bunlara itirazlarımız var. Saray koalisyonu diyen biziz. Dolayısıyla şimdi tabii bozulmaları haktır. Bu 16 Nisan'daki referandumda ne söylemişti arkadaşlar? Demişlerdi ki işte koalisyon dönemi bitecek, efendim istikrar gelecek, her şeyler hızlı hızlı olacak. Şimdi bir nevi koalisyon ve 5 yıl sürecek olduğu iddia edilen bir koalisyon. Biz kendilerine hayırlı olsun diyoruz. Onlar bir bütün sistem kurabilir. Korkabilirler. Seçilemeyeceği için bir endişesi olabilir Sayın Erdoğan'ın. Bu yaptıkları haktır. İtirazımız yok. Ama bulundukları yerden bizleri tanımlamaları en hafif deyimiyle saygısızlıktır. Bunu söylemeye çalışıyorum ben. Sayın Bahçeli tabii siyasi olarak muhatap alamayız artık. Çünkü sarayın memuru konumunda. O görevli bize. Bizlere vurmak için görevli. Bir şey daha söyleyeyim. Böyle bir ittifak gerçekleşse hepsi deve keser. Ben de arkadaşları masrafa sokmak istemiyorum. İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı arkadaşlarımız tarafından belirlenmiştir. Adı Meral Akşener'dir. 100 bin imzayla yola çıkacağımızı ilan ettik. Milletvekili adayı olmayacağımı ilan ettim. Bütün bunlar bir meydan okumadır. Ve kazanacağımıza olan inancın tezahürüdür. Halep oradaysa arşın burada. Şimdi biz bu kadar açık, net ve şeffafız. Ama bu sefer dedikleri olmayacak. Efendim, evet. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün gazetelerde bir açıklaması var. Bir grup toplantısından haricinde. İlkeler ittifakı olabilir diyor. Siz buna nasıl bakarsınız? Şöyle, şimdi şöyle. Bu Sayın Temel Karamollaoğlu'nun önerisi. Yani bir ana, biz şimdi hepimiz yani referandumda bu tek adam sistemine karşı çıkan gruplar olarak, insanlar olarak bir şey söyledik. Nedir bu? Güçlü bir parlamenter sistemin Türkiye için, demokrasi için
sizler için çok daha hayırlı olduğunu iddia ettik. Ve partili cumhurbaşkanının Türkiye'yi gerçekten zora sokacağını söyledik. Nitekim işte ortaya çıktı. Olağanüstü hal hala bitmiyor vesaire vesaire. Şimdi Sayın Temel Karamollaoğlu şöyle bir öneride bulundu. Yani madem parlamenter sisteme geçileceğini ilan ettik, bunun ilkelerini, hukuki ilkelerini, yani bir anayasa taslağını vatandaşın karşısına getirmemiz lazım. Partiler arası ittifaktan bahsetmiyor. İlkeler dediği bu. Demokrasinin tam ve kamil uygulanabilmesi için gereken kurallar, ilkeler. Yani bunların üzerinde uzlaşılabilir mi diye bir çalışma bu. Dolayısıyla buna elbette hayır deme imkanımız yok. Tabii ki evet. Ama bunun anlamı şey değil, bir ittifak söz konusu değil. Çünkü ben açık açık söylemiştim, şeffaf bir insan olarak. Arkadaşlarımın hiçbir bilgisi yoktu. Onlarla tartışmadım. Söylediğim şey şu. Bir arzu, bir istek olarak Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifak yapmayı çok isterim. Bu benim kendi görüşüm. Bunu Sayın Karamollaoğlu'na da söyledim. Ama onlar bir aday çıkarmayı istiyor. Bu da çok iyi bir şey. Yani çok olumlu bir şey. Ne kadar çok aday, o kadar şenlik olacak, göreceksiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hadi bakalım, hayırlı olsun. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar şöyle dökecek, buraya gelin. Hadi gidelim. Siz otobüs verebilir mi görüntü aslında? Haydi bakalım. Yürüme, başlasın. Yok, şöyle yavaşça gideceğim. Merak etmeyin. Kimseyi ıslatmayacağım. Söz. Beni itiyor. Hadi. İyi yolculuklar. Thank you.